Merhabalar bütün çiçek seven arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bende bulunan değişik bir sedum cinsini paylaşmak istedim, anlatmak istedim. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar evvela çekeyim. Bunlar sonbahardaki halleri arkadaşlar. Bu sedum arkadaşlar bir sukulent cinsi. Bu epey uzun boyluydu. Yani bayağı böyle uzun boyluydu. Ama sonbaharın gelmesiyle, havanın hafif soğumasıyla yapraklar hep sarardı. Yani o büyük dallarımız arkadaşlar bunun 2-3 katıydı. Bunlar da yani daha küçük oldukları için dayandılar galiba. Havanın soğumasıyla, kışın gelmesiyle yapraklar hep sarardı arkadaşlar. Kenarındaki bütün yapraklar döküldü. Böyle alttan minik minik yavrular vermeye başladı. Yani bunların hepsi yeni çıkan yavrular. Bu sene sonbaharda olanlar. Hani derler ya yeni mahsul. Bunların hepsi arkadaşlar, bunlar yeni mahsul. Hepsi bunların yeni mahsul. Yapraklar böyle şurada görüldüğü gibi hep böyle sarardı. Bunlar bile yeni mahsul sayılabilir yani. Küçük. Bunların bile hep altları falan sarardı arkadaşlar. İşte yeni yeni şeyler, yeni yeni yavrular vermeye başladı. Bu ben bir kere açtığına şahit oldum. En uçlarda böyle sarı sarı küçük küçük çiçekler açıyor arkadaşlar. Soğuğa karşı çok dayanıklı gibi durmuyor ama işte böyle kendini yeniliyor çok çabuk. Yeni şeyler veriyor. Suyu ben gölgede baktım geçen yıl arkadaşlar. Suyu da yine diğer sukulentler gibi toprağa kuruyunca sulamak gerekiyor. Böyle aşırı derecede bakım isteyen sorunlu bir tür değil. Gayet güzel. Hoş bir tür. Şu an şimdiki hali daha güzel arkadaşlar. Uzayınca böyle dalları falan uzayınca bu kadar tatlı duruyor diyemem yani. Ve küçük hali çok güzel arkadaşlar. Çelikle de çoğaltılabiliyor. Bu tek saksıydı arkadaşlar. Ben bunların hepsini çelikle çoğalttım. Bunlar da o çeliklerin yavruları. Hani dalından koparttım. Ektim, ektim. Ara ara suladım daha sonra. Kolay kökleniyor. Köklenmesinde herhangi bir sorun olmuyor arkadaşlar. Bunu ben yine böyle çektim. Bakın gördüğünüz gibi çelikle çoğaltmışım. Köklenmiş. İki tane kökü var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Çok fazla sorun olmuyor arkadaşlar. Toprağını kuruya yakın suluyorum. Herhangi bir sorun olmuyor arkadaşlar. Ama dediğiniz gibi bu hali çok güzel. Çok beğendim sedumların bu hali. Toprak da her türlü toprak. Biraz yumuşak, geçirgen. Bir toprak olması yeterli arkadaşlar. Sade bahçe toprağında nasıl olur bilmiyorum ama biraz bahçe toprağı, biraz torf çok iyi oluyor çiçekler için. Yani kök rahatça dağılabiliyor böyle. Kökler rahatça istedikleri yöne gidebiliyorlar. Ama sert, sade bahçe toprağında biraz daha zor oluyor. Tabii bahçe toprağı eğer biraz humuslu bir toprak ise sorun olmaz tabii. Anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Hepinize hayırlı günler, iyi günler arkadaşlar.